Öyle bir dua öğreneceğiz ki bu duayla her istediğini elde edeceksin. Hemen açıklayalım mı duayı? Bu dua sana her istediğini verecek inşallah. Şimdi dersin konusunda hakikaten bir insan ne isterse istesin elde edeceği duanın sırrı var. Ama duanın sırrı dua değil, altında yatan başka bir hakikat saklı. Hayatımıza baktığımızda çoğu zaman dua edemiyoruz, farkında mısınız? Mesela namazdan kalkıyoruz, ellerimiz şöyle bir inmiş, geri aşağı inmiş, amin demiş, gitmişiz. Veyahut adetten bir şeyler söylüyoruz. Mesela bazen samimi arkadaşınız olursa, namazdan sonra dua edince yanına gidin deyin. Ya sen ne dedin az önce deyin. Hatırlamayacaktır bakın. Yani böyle elimizi açmışız ama ihtiyaca binaen açmamışız. Neye binaen açmışız? Adetten. Allah'ım onu ver, bunu ver, çeklerim, dükkanım, sağlığım, yaylam, evim, bağ, bahçem falan. Ondan sonra indirmişiz. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki, dua halis bir imanın neticesidir diyor. Bir insan yakarış halinde kulluğun özü olan duayı edemiyorsa problemi nerede o zaman? Bucak? İmanda değil mi? O zaman o kişide hangi hastalık var Uğur? Değil mi? Zaafı iman. İmanında demek zafiyet var. Şimdi biz imanı tam elde edemediğimizden, yani tevhidi değil mi? Her şeyin Allah'ın elinde olduğunun farkına varamıyoruz. Elmayı ağaçtan, şifayı doktordan, huzuru bundan, parayı bundan, gelecek kaygısını bundan. Peki Allah'tan isteyecek ne kaldı? Bütün ihtiyaçlarını, bütün arzularını sağdan soldan istedin. Allah'tan isteyecek ne kaldı? Bir şey kalmadı. Allah'tan isteyecek bir şey kalmadığından dolayı da elini açıyorsun. Diyorsun ki ya Rab işte maaşım var, emekliliğim var, evim var, yatırım var, arabam var. Sen de bir şey verirsen ver işte, haşa. Üstümüz böyle oluyor. Şimdi o zaman bizim problemler de biliyor musun? Zaaf-ı imandan kaynaklı. Biz tevhid hakikatini bilsek duayı da işten edebileceğiz. Nereden belli? Efendimiz Aleyhisselam'la onun ashabı, onun dostları var ya, onların ettiği dualara baktım. Bir insan hayatının her safhasında nasıl dua edebilir hayret ettim. Bak ne kadar her safhasında biliyor musun? Haşa, onlar tuvalete giderken bile duası var mı? Var. Uyurken bir duası var mı? Var. Bir yere gideceklerinde, yolculuğa çıkacaklarında, sefere çıkacaklarında ayrı bir duası var mı? Var. Hayatlarının tamamı duayla örülü. Kendime baktım, dedim ki benim hayatımın tamamı böyle duayla örülü değil. Problem nerede onu anlamaya çalıştım. Şunu gördüm. Şu su bize ait ya. Bu bize ait. Zannettiğimizden dolayı biz buna dua etmiyoruz. Ama bu çay bize ait değil ya. Bize ait olmayan şey için dua ediyoruz. Yani diyoruz ki benim zaten suyum var. Ama çay bizim değil ya. Allah'ım o çayı bana ver diye dua ediyoruz. Ne olmuş biliyor musun? Allah'ın ikram edip elimize verdiklerini biz kendimizden bildiğimiz için onlara dua etmiyoruz. Elimizde olmayanları kendimizden bilmediğimiz için onları ver diye dua ediyoruz. Sahabe nasıl yapıyor? Elinde olan olmayan. Ne varsa tamamını Allah'tan bildiği için tamamına dua ediyor. Şimdi soruyorum size. Dua dediğimiz olay kulluğun özü tevhidin ispatı mıdır değil midir? Tam ispatı değil mi? Şimdi kulluk şirkten temizlenmek için var. Bir insan duayı neden güzel edemiyor? Demek kalbinde şirke medar bazı özellikler birikmiş. Kalbe bir bakıyorsun, mahalle çöplüğü gibi. Allah'ın kalbinize koymayın dediği ne varsa hepsinin kalbimizde geri var. Biraz kalbinizi şöyle alın elinizde, tutun, çevirin. Çelik araba jantı bile çıkar içinden. Şimdi bu kadar lüzumsuz şeyin içerisinde Allah'ı nasıl bulacak o kalp? Yani bir ihtiyaç halinde kişinin kalbinde dua dua Allah'ı bulamamasının sebebi kalbin mahalle çöplüğüne dönmesi. Şimdi peki burada kural nedir? Kural şu. Bir yer temizlenmeden süslenmez. Demek ki kalbi ilk süslemeden önce ne yapmak lazım? Temizlemek lazım. Neyden temizlemek lazım? Putlardan temizlemek lazım. Şimdi insanın kalbinin içi neyle doluysa secdesi de onadır. Ama putla ilgili bilmemiz gereken bir şey var. Allah Azze ve Celle put yaratmaz. İnsan putlaştırır. Peki put nedir? Allah Azze ve Celle ile kulun kalbinin arasına giren ne varsa bu puttur. Biz zahirde Kabe'nin duvarına secde ediyoruz. Ama hakikatte öyle mi? Hayır. Biz hakikatte kalbimizdeki Kabe'nin içinde ne varsa ona secde ediyoruz. Yani Allah'sa Allah'a secde ediyoruz. Doğru mu? Ve kalbimizdeki bu putlar maalesef bizi gizli şirke, yani kalbinin başka şeylerle parçalanmasına sebep oluyor. Böyle olunca bir dua edeceksin, kalbinin içine bakıyorsun, orada Allah Azze ve Celle'yi bulamıyorsun. Şimdi bu asır putların ve putluğun en çok yaşandığı asır. İnsan malına, mülküne, makamına, servetine, gençliğine, güzelliğine, girdiği bazı haramlara, hatta girdiği bazı tutkulara bile put gözüyle bakıyorlar. Mesela ben bazen birkaç arkadaştan futbolla ilgili bazı ibareler duyuyorum. Diyorum ki
bunun futbol için söylediği sözler ancak Allah'a söylenirdi diyorum. Demek ki insan her şeyi putlaştırabiliyor. Bir şey elimizden gittiğinde biz üzülüyorsak demek putumuz hayırlı olsun. Şimdi beyler, girişi şöyle yaptık. Dedik ki, öyle bir sır var ki bu sırrı yakalarsak kabul olmayacak, inanın hiçbir dua yok. Bunu böyle derste dikkat çekilsin diye söylemedim. Gerçekten dersin özü burası olacak. Biz dersin bu özü için bir tane kelimeyi sel levha yapmamız gerekecek. O kelime ne? Acz kelimesi. İnsanın kainatta her ne talep ederse etsin elde edebileceği bir dua var. Ama bu duayı bilmeden önce acz, yani acizlik kelimesini iyi bilmemiz lazım. Onun için de buyurun okumaya başlayalım. Bismihi Sübhanehu. 23. söz, 2. mebhas, 4. nükte. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Bakın beyler, çocukluk evresinden bahsetmiyor. Hep çocuğa benzer diyor. Bak, koskoca adamı neye benzetiyor? Çocuğa benzetiyor. İnsan şu kainat içerisinde sürekli neymiş? 1 yaşında bir çocukmuş. Neden çocuğa benzetiyor? Çocuğun en büyük özelliği ne Necdet? Acizliği değil mi? Çocuk o kadar aciz ki bütün ihtiyacını tek bir ağlama, tek bir kelimeyle, bir ingayla çözmeye çalışıyor. İnsan ne kadar aciz? Sonsuz ihtiyacı varsa demek insan sonsuz aciz. Biz öncelikle şu acizlik kavramını bir düzeltelim. Bizim aklımızda acizlik deyince şöyle elini bükmüş, köşede şu şekilde boynunu bükmüş, bekleyen bir adam sürekli canlanıyor. Bunda da acizliğin bir yeri olabilir. Ama payı küçüktür. Asıl acizlik bu demek değil. Şimdi siz ev bark bakıyor olsanız, düşünün evde 10 tane boğaz var. Başınıza da bir hal geldi, bir musibet geldi. Ev gitti, araba gitti, maaş gitti, iş gitti, güç gitti. Evde 10 tane çocuk bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Süt diye, mama diye bağırıyor. Aciz oldunuz mu? Ne yaparsınız peki İsmail o acizlik hareketinden sonra? Evdekiler yemek bekliyor. Çözüm ararız. Çözüm ararsın. Nasıl aranır o çözüm? Gidersin bir iş yerine, kapıyı çalarsın. Adam da dedi ki benim sana verecek işim yok. Bırakır mısın orada? Bırakamazsın çünkü evde 10 tane çocuk bekliyor. Bir kapı daha çalarsın, bir kapı daha çalarsın, bir kapı daha çalarsın. Demek ki aciz adam çok kapı çalan adamdır. İnsanın bugünkü hakikati anlaması için en önemli meselesi acizlik ve acizlik deyince akla şu gelmesi lazım. Aciz adam köşede oturan tenperver adam değildir. Bu yüzden Üstad Hazretleri ilk girişte insanı çocuğa benzetiyor. Bakın, çocukluk evresinden bahsetmiyor. İnsan daima o 1 yaşındaki çocuk gibi nedir? Acizdir. Ve birazdan anlayacağız ki aciz adam nedir? Çok fazla kapı çalan adamdır. Buyurun devam edelim. Zaafında büyük bir kuvvet ve acizinde büyük bir kudret var. Bir şey soracağım. Acizlikte kuvvet olur mu? Ama var diyor. Acizlikte kuvvet varsa demek o kuvvet senden değil. Aciz adamın kuvveti kendinden olsa aciz olmazdı. Bakın şimdi konu çok ilginç bir yere gidecek. Senin acizliğinde kainatı harekete getirecek bir kuvvet çıkacak. Peki tekrar sorayım, o kuvvet senden mi? O kuvvet senden değil. Eğer o kuvvet senden olsaydı sen aciz olmazdın. O zaman diğer soruyu soralım. İnsanın kendine ait bir kuvveti yoksa bu iktidar acaba nereden geliyor? Biz neye benzetilmiştik? Çocuğa. Düşünün, hepiniz çocukluk yaşadınız. Evde çocuksun. Nesin yani? Acizsin. Çok ihtiyacın var mı? Var. Formül nedir? Annenin, babanın merhametini sürekli kendine çekmek. Neyle? İnga ile. Başka hiçbir şeye gerek yok. Senin bir ingana anne baba ne oluyor etrafında? Pervane oluyor. Evin en acizi kim? Çocuk. Evin sultanı kim? Yine çocuk. Acizliğin içinden kuvvet çıktı mı? Neyle çıktı? O çocuğun kendi acizliğini bilip anlamasıyla çıktı. Şimdi evin içindeki saltanat nasıl çocuğa ait değilse kainat bizim için dönüyor. Ama bu saltanat bize ait değil. Bizim içimizdeki acizlik bunun duası hükmüne geçiyor. Formül şu. Kendini ne kadar aciz bilirsen Allah o kadar sana kuvvetiyle yardım edecek. Kendini ne kadar aciz bilirsen Allah o kadar devrede. Evin tamamı kime göre şekilleniyor? Çocuğa göre şekilleniyor. Neyiyle? Bir ingasıyla. Bakın, kuvvetli, iktidar sahibi anne babaları gecenin yarısında çocuk bir kelimeyle asker ediyor başında. Ne o kelime? Bir inga kelimesiyle. Peki soralım. Ey çocuk, sen bu gücü, bu kudreti nasıl elde ettin? Neyle elde etti? Acizlikle. O zaman şunu dememiz lazım. Çaresizliğin açamayacağı hiçbir kapı yok ve çaresiz halde kabul olmayacak hiçbir dua mevcut değildir. Çocuğun acizliği içerisinde bir sultanlık var. Bir de hikayeyi zıttından tersinden okuyalım mı? Şuradan içeri bir çocuk girse, çocuğun elinde tesbih, sallıyor böyle. Çocuk diyor ki ana sen sütü getir, baba git bakayım eve şunu getir.
amca sen şuraya geç, klimayı şöyle yapın, ocağı böyle yapın dese hepimize emir verse ne yaparız? Güleriz ona ya, ne yapacağız değil mi? Küçücük bir yaşındaki bir çocuk elinde tesbihle emir verebilir mi? Ağlasa o çocuk, herkes normal der. Demek ki çocuksan kendine yakışanı yapacaksın. Nedir çocuğa yakışan? Ağlamak. Şimdi insan güç ve kudretli miymiş? Hayır. Neymiş? Acizmiş. Madem acizsin yakışanı yap. Ne bize yakışan? Dergâh-ı ilahiyede ağlamak. Bakın bir insanın gelen bütün iktidarı, kuvveti acizlik formülünü çözerse oradan gelecek. Nasıl bir formül biliyor musun? Bununla kabul olmayacak hiçbir dua mevcut değil. Evet. Çünkü o zaafın kuvvetiyle... Bakın zaafın kuvveti çok ilginç iki kelime. Evet. Ve acizin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. Bütün kainat emrimizde gibi değil mi? Bak dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde bir güneş, bir lamba var ya tepede. Uğur kavga mı ettin de sürekli periyodik hareketlerde bulunuyor? Dakikasını biliyoruz ya. Kaçta doğar, kaçta batar biliyor muyuz? Şimdi bu birinin emrine kul mu değil mi soruyorum koca güneş. Ayın ne zaman nereden geçeceğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Oksijen dengesini biliyor muyuz? Biliyoruz. Karbon dengesini biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki soralım, kimle kavga ettin de bu ayarları sağladın? Bu ince ayar fenomenlerini nasıl sağladın? Çok ilginç ya. Bende bunları sağlayabilecek bir iktidar yok. Bende kendimi idare edebilecek bir iktidar yok. Benim atomlarım, hücrelerim, kuarklarımın su gibi dağılmaması bile bir mucize. Öyle değil mi? Biz acizliğin sırrına dokunursak kainat bize itaatkar. Yoksa ne olurdu? Mesela şöyle bir hayal edelim. Şimdi eşeğin özelliklerine baksan, eşek belli ki, affedersiniz, bize hizmet için yaratılmış. Şimdi zıttını düşünelim. Bizdeki akıl eşekte de olsa, eşek mi bize binerdi, biz mi eşeğe binerdik? Bizdeki akıl aslanda olsa, o mu bizi kafese kapardı, biz mi onu? Bizdeki akıl kartalda olsa, evden bizi, kafamızı çıkarttırır mıydı? Bir düşünün bakalım, organize olun. Şimdi belli ki bunların her birisi bize hizmet için verilmiş. Demek ki acizliğin anahtarıyla sonsuzluğun kapısını çaldığın anda hakikat yerini buluyor. Nedir o hakikat? Ne istersen o oluyor. Daha da bir keçi düşün. Kaç tane ihtiyacı var? 2 tane, 3 tane. Arpasını ver, suyunu ver. O keçi için yeter değil mi? O kadar yani. Peki bir insan düşün. Mehmet kaç tane ihtiyacın var? Sonsuz. İhtiyacın dünyaya sığıyor mu? Dünyaya da sığmıyor. Mesela bu dünyada ayrıldığın sevdiklerin var değil mi? Hak vaki oldu gittiler. İstiyor musun onları? Bak yetmiyor ama. Yani o kadar ihtiyacımız var ki. Bırak güneşi, ayı, suyu, yağmuru, çamuru. Dünyaya sığmıyor bizim ihtiyacımız. Demek ki bizim acizliğimiz ne kadar diyebiliriz? Sonsuz. Nereden belli? İhtiyacının sonsuzluğundan. Demek ki sonsuz ihtiyaçla yaratılmanın sebebi sonsuza olan ihtiyacını hissettirmek. Bakın bizim aciz yaratılmamızda bir sebep var. Neden hasta oluyoruz? Niye belimiz bükülüyor? Bunlarda bir hikmet var. Ne biliyor musun? Sonsuz aciz yaratılmanın sebebi sonsuza olan ihtiyacını hisset ve onun kapısını çal. Demek ki insanın ruhundaki arayışın sebebi sürekli neymiş? Gel sonsuzu bul, gel sonsuzu bul. Bir hastalanıyorsun, bakıyorsun ilaçlar, doktorlar, hiçbiri çare olmuyor. Nerede buluyorsun çareyi? Diyorsun ki en son kainatı elinde tutan kimse bana ancak o derman olabilir diyorsun. Bu cümleyi tekrar söylemem lazım, çok önemli. Sonsuz ihtiyaçta yaratılmamızın sebebi ne? Sonsuza ihtiyacımızı hissetmek ve onu aratmak. Ufak bir şey daha söyleyeyim mi? Evinizdeki bebek ne kadar acizdi? Sonsuz aciz. Kime ağlıyor? Anne babaya ağlıyor. Başkasına ağlasa bir anne baba gibi iş yaptıramaz. Sen ne kadar acizsin Osman? Sonsuz. Demek ki Osman, acizliğimizi anlamaktan sonra çok önemli bir konu daha var. Hangi kapıyı çalacağımız? İşte sonsuz kuvvet sahibi Allah seni başka kapılarda görünce hiç memnun olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? Kalbimizdeki putlar ortaya çıkıyor. Evdeki Refika dese ki, kalbimde şuna da yer var, kabul eder mi insan? Etmez değil mi? Biz niye kabul etmiyorsak, kainatın sonsuz sahibi de o yüzden demek ki kabul etmiyor. O kalp benim yerim, kalp ayne-i samet, kalp mahalle iman, başka sevgili istemem diyor. Ve sen başka putları oraya koyduğunda o kalbi terk ediyor. Demek ki sadece acizliği anlamak yeterli mi? Değil. Acizlikten sonra ikinci basamak ne? Hangi kapıyı çalacağını... Hatta daha güzel hale getirelim ya, hangi kapıda ağlayacağını bilmek. Değil mi? Devam edelim mi? Eğer insan zaafını anlayıp... Bakın diyor ki eğer zaafını anlarsa, yani herkes zaafını anlayabiliyor mu? Anlayamıyor. Bak çok ince bir sır var burada. Peki soralım, ben zayıf olduğumu nasıl anlayacağım? Ben aciz olduğumu nasıl anlayacağım? Mesela şöyle yapsam olur mu sizce? Ya ben şimdi bir aciz olayım, olur mu? Niye olmaz? Çünkü aciz olmak fıtri bir haldir. Fıtri haller... İçten gelmelidir.
içten gelen fıtri hallere ikinci bir niyet karışırsa onu bozar. Örnekleyeyim, belki biraz akılda kalır. Şu an rica etsem uyuyabilir misin Serkan hemen? Uyuyamazsın. Çünkü uyumak fıtri bir haldir. Hatta uyuyayım, uyuyayım desen uykun kaçar. İkinci bir niyet devreye girse fıtri hale ne olur? Uyku kaçar. Şimdi tohumun ağaç olması fıtri bir hal midir? Sen dışarıdan müdahale edip dur şu tohumdan ağaç çıkarayım desen tohumu da bozarsın. Fıtri hallere ikinci müdahale olamaz. Gülmek fıtri bir hal midir? Evet, bir insan kendini zorlayıp gülse ne deriz? Ya şuna bak, samimiyetsiz adam deriz. Çünkü fıtri hallere İsmail ikinci bir niyet karışırsa onu bozar. Acizlik fıtri bir hal midir? Fıtri bir haldir. Demek ki bir insan irade kullanarak aciz olamaz. Bir insan dur Rabbimin huzurundayım bir aciz gözükeyim diyerek aciz olamaz. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz bizde? Tam böyle dua hali oluyor, bir acizim diyoruz. Ama ne kadar acizim desek de hep dayandığımız bir yer var. Diyoruz ki ya bir şeye ihtiyacım var, ya dayımlar var. Ya başıma şöyle bir hal gelse, ya şu makamda bir tanıdığım var. Öyle olmuyor mu? Bakın bizi kendi halimize bıraktığında ne kadar acizim desek de aciz kalamıyoruz yani. Kalben hep dayandığım bir yer var ya. Mesela benim bir arkadaş vardı. İhtiyaç duası ederken duayı anında kesip şu bankadan nasıl çözerim dedi bana. Yani ne oluyor biliyor musun? Allah'a bizzat güvenemiyoruz yani. Hep ne oluyor? Dayandığımız bir yer oluyor. Şimdi hikayeyi baştan alayım. Bir insan aciz olayım diyerek aciz olamaz. Ama bizim sonsuz kudrete muhatap olmamız için sonsuz acizliğimizi anlamamız lazım. Kul içeriden samimi bir şekilde diyor ki ben acaba diyor nasıl aciz olabilirim istiyor ama elinden gelmiyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki benim kulum madem acizliğiyle benim dergahıma yükselmek istiyor ben ona bir hediye göndereyim diyor. Musibet göndereyim diyor. Bir gönderiyor musibeti, bir göz Dicle, bir göz Fırat. Ne oluyor adam? İki büklüm oluyor. Eskiden şöyle dua eden adam ne oluyor? Tırnaklarıyla ya Rab bahtına düştüm yardım et diye dua ediyor. Aciz oluyor mu? Allah Azze ve Celle senin o acizliğini istediğini bildiği için sana bir musibetle yardım gönderiyor. Yardım. Musibetler neymiş demek ki? Gel acizliğini anla diye dergah-ı ilahiyeye davet eden kader kamçılarıymış. Bak musibetler hediyeymiş, hediye misafirmiş ya. Şimdi Yunus bin Metta'nın başından geçen olayı biliyoruz. Gemiden atlıyor. Bir Yunus balığı onu alıyor, içinde sıkıştırıyor. Sonra o ne diyor? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin değil mi? Dua ediyor. Sen subhansın ya Rab, ben ise nefsine zulmederim. Şimdi mesela bu olayı dinlediğimizde hepimiz diyoruz ki ben de o balığın karnında olsaydım aynı duayı ederdim değil mi? Böyle bir tefekkür ettiğimizde kendimizi yerine koyuyoruz. Üstad Hazretleri bu olayı anlatırken diyor ki sen Yunus'tan 1000 derece daha kötü bir haldesin. Çünkü Yunus balığın karnındaydı Hazreti Yunus. Balık onu sıksa dünya hayatını kaybeder. Sen nefis hudunun, nefis balığının içindesin. O seni sıksa ahiretini kaybedeceksin. Bak daha kötü halde miyiz? Daha kötü haldeyiz. Aynı duayı edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Niye biliyor musun? Zaafımızı anlamamışız. Farkında değiliz. Farkında. Bakın bir hadis anlatayım mı? Acizlik ne demek? Üstad Hazretleri bir gün Eskişehir hapishanesinde camdan dışarı bakıyor. Gençleri görüyor. Ne halde görüyor onları? Raks eden, oynayan bir halde görüyor. Diyor ki, birden sanki geleceği gösteren bir sinema perdesi gözümün önüne geldi. Onların o halini gördüm ve ne yaptım diyor? Ağladım diyor. Üstad Hazretleri ağlıyor ama dışarıda oynayanlar gülüyor. Şimdi bak, aynı olay var. O olaya birileri baktığında gülüyor, birileri baktığında ağlıyor. Yani bir gülenlerin gördüğü bir manzara var, bir de ağlayanların gördüğü bir manzara var. Demek ki kimileri ağlanacak olan o manzarayı göremediği için gülüyor. Şimdi bizler ne kadar aciz olduğumuzun farkında değiliz. Yunus bin Mettah'tan daha ziyade bir durumda nefsimizin içinde sıkıştığımızın farkında değiliz. Hazreti Yusuf'tan daha ziyade bir durumda çukurlara, gayyalara düştüğümüzün farkında değiliz. Bu yüzden rahat rahat gafilane bir şekilde gülüyoruz. Demek ki bizim rahatlığımızın altında yatan sebep hakikati bilmememiz. Bu derslerin önemini anlıyor musunuz? Bu dersler bize o hakikatleri anlatıp gaflet perdesini yırttırıyor ve sen şu kainatta aciz bir yaşında çocuk gibisin. Bu hale ancak ağlanır, formül çözülürse de ondan sonra gülünür diyor bize. Şimdi insan uykudayken uykuda olduğunun farkında olmaz. Rüya görürüz, rüya olduğumuzu bilmeyiz. Ne zaman anlar uykuda olduğunu? Uyandığında anlar.
Birçoğumuz o kadar gafil bir şekilde uyuyoruz ki uykuda olduğumuzun farkında bile değiliz. Mesela düşün Osman, uzaklarda bir evin var. İçeride hanım çocuk var. Bir haber geliyor, Allah muhafaza. İçeride gaz sızıntısı olmuş, hepsi uyumuş kalmış. Sen buradan koşsan yetişemeyeceksin. Tek bir çare var, ne biliyor musun? Ya Rab, biri uyansın. Biri uyanırsa hepsini birden uyandırır diyeceksin. Demek ki bu işin yolu ne biliyor musunuz? Beyler, birilerimiz uyanacağız. Birilerimiz uyandıktan sonra da diğer arkadaşları uyandıracağız. Bakın biliyor musunuz? İnsan bir kez gaflet uykusundan uyandıktan sonra ya meğer bu geçmişte yaşadığımın tamamı saçmalıkmış, rahat bir şekilde diyebiliyor. Ne olunca diyor? Uykudan uyandıktan sonra diyor. Allah bizi o hale getirsin. Eğer insan zaafını anlayıp... Anladınız değil mi? Anlamak çok önemli. Evet. Kalen, halen, tavren dua etse... İşte geldik formüle. Duanın kabulü var ya, o acizlik dedik. O acizlik için bir hal var. Ne biliyor musunuz hal? Üç şeyi beraber yapman lazım. Nedir o üç şey? Kalen, dilinde. Halen, halinde. Tavren, tavırlarında, fiillerinde, eylemlerinde aciz olduğunu göstermen lazım ya. Şimdi şu kapıdan bir adam girse, şöyle son model gözlüğü çıkarsa, şöyle atsa, ağzında da pro, kuru beze takım elbiseyi de giymiş, şöyle üflüyor proyu. Bana oradan bir sadaka verin bakayım diyor. Ne yaparsınız? Patates edersiniz adamı ya. Ya dersiniz ki böyle acizlik olur mu dersiniz ya? İnsan nasıl bekler? Kalen, halen, havren. Bak çok ince bir sır var. Şunat-ı ilahi diye bir kavram var. Ne demek biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin ilahi duyguları, ilahi haller. Hani insan da Allah Azze ve Celle bu haller anlansın diye şunat-ı ilahiyenin numuneciklerini koymuş. Mesela sen ikram etmeyi sever misin? İşte sen onu sevdiğinde bir lezzet alıyorsun ya, diyorsun ki Allah'ın nasıl bir kutsi lezzet aldığını anlayamayız. Tabirinden aciziz ama yolunu bir miktar anlamaya çalışıyoruz. Yani insandaki bu tür haller şunat-ı ilahiyeyi bir miktar ne olduğunu anlamak için nedir? İnsana verilmiş numunecikler. İnsandaki haller şunat-ı ilahiyeyi anlamak için verilmiş numunecikler. Sen kapıdan giren prolu adamı sadaka vermeyi neden reddediyorsan, Allah da kibirle gelen kulun duasını o yüzden reddediyor işte. Nasıl istiyor Allah Azze ve Celle? Şimdi şuradan bir adam girse, çaresiz, gözü nemli, mecali kalmamış, üstü başı peşmurde, ne istediğini bile söyleyemiyor. Sen sorunca diyor ki, bir isteğim yok ama açtım işte diyor. Ne yaparsın? Bağrına basarsın o adamı ya. Neden? Kalen, halen, tavren. Üçü birleşmiş. İşte demek ki duada bir sır var. Bu üçü birleşip dergah-ı ilahiyenin kapısı çalındığında reddedilme ihtimali yok. Acizi anlamak ne demek, anladın mı? Biz kibirli bir şekilde şuraları ben yarattım, buralar benimdir haşa gibisinden gidiyoruz. Sonra diyoruz ki Allah'ım bunları da verirsen ver işte diyoruz haşa. Sen böyle bir tavrı neden kabul etmiyorsan Allah Azze ve Celle de o yüzden kabul etmiyor işte. Bir baba bir çocuğu alışverişe götürse, çocuk da o alışverişte bir oyuncak görse. Çocuğun bildiği bir kelime var, ne? İnga. O çocuk o oyuncağı görüp bir ağlasın, baba ciğerini satar gene de oyuncağı alır ona, doğru mu? Üç hal birleşmiş. Kalen, ingasını demiş mi demiş. Halen demiş mi demiş, tavren demiş mi demiş. Bunun karşısında baba ciğerini satar, o çocuğa yine onun karşılığını alır. İstisnasız. O baba o çocuğu neden reddetmezse, demek ki dergah-ı ilahiyede de biz bu hal ile gitsek o yüzden inşallah reddolmayacağız. İnsan şunat-ı ilahiyi anlasın diye Allah Azze ve Celle o hallerin numuneciklerini insanlara derc etmiştir. Numuneciklerini. Biz onun tabirinden aciziz, tamamen haşa anlayamayız ama bir miktar anca yolunu anlarız. Çok ince mesele. Bakın bu üçü birleştiğinde bir kul kapıyı tıklattığında iddia çok büyük. Geri çevrilme ihtimali yok, ihtimali. Başta dedik ya hani her istediğinin kabulü. Gerçekten yani bu hani dikkat çeksin şöyle olsun diye söylemedik. Her istediğinin kabulü. Her istediğinin. Allah Allah. Nasıl bir sır ya? Bir, acizini anlayacaksın. İki, çalacağın kapıyı bileceksin. Biz aciz olduğumuzda çok kapı çalıyoruz Muhammed. Bizim problemimiz orada zaten. Allah benim kapımı çal diye beklerken başka kapı çaldığını gördüğünden memnun olmuyor zaten. Senin çocuk okul ihtiyacını gidip komşudan istese, sen bu hali görsen ne yaparsın Muhammed? Kızarsın ya. Ben senin baban değil miyim? Ben sana canımı vermez miyim? Ben ciğerimi vermez miyim? Sen onu başka kapıda gördüğünde neden memnun olmuyorsan, Allah Azze ve Celle de kulunu
o acizliğiyle başka kapıda gördüğünde o yüzden memnun olmuyor. Çünkü sonsuz aciz yaratılmamızın sebebi bunun karşılığı olan sonsuz kuvveti bul, o kapıyı çal diye. Ama başka kapıları değil. Asla, asla. Allah kulunu başka kapılarda görünce hiç memnun olmuyor. Devam. Ve aczini bilip istimdat eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidar-ı zatiyesiyle onun öşr-i mişarına muvaffak olamaz. O acizliğiyle öyle kapılar açılır ki ona, kendi iktidarıyla yüzde birini açamaz. Mümkünatı yok ya. Buna ne deniyor biliyor musunuz bu üçünün birleşmesine? Neydi o üçü? Kalen, halen, tavren. Bakın bu üçü birleşti mi buna ızdırar duası deniyor. İşte reddolunmayacak duadaki sır, ızdırar duası. Ne demek biliyor musunuz ızdırar duası? Bıçak kemiğe dayandı. Bir santim daha girecek yer yok. Son. Bundan sonrası bacak kopar. Bıçak kemiğe dayandı. Buna ızdırar duası deniyor. Bakın Allah Azze ve Celle kulunu burada görüp kendisini tanıttırıyor aslında. Yusuf peygamberi düşünsenize. Çocukluk yaşlarında nereye atılıyor? Kuyuya atılıyor kardeşlerinin eliyle. Ya ben çok düşündüm. Dedim ki peygamber ya peygamber. Peygamber yani Allah'ın en sevdiği kulları ya. Peygamber ya. Bir de bunların içerisinde düşün. Yusuf peygamberi düşün. Ne kadar sevimli bir peygamber. Dedim ki Allah'ın bu kadar sevdiği bir kulu kuyunun dibinde. Şu soruyu sordum. Seven sevdiğine böyle yapar mı ya? Yapar. Niye yapar biliyor musunuz? Yusuf aleyhisselam o acizliğini o kadar anlıyor ki Rabbinin sonsuzluğuyla böyle buluşuyor ya. Bundan daha büyük bir şeref olabilir mi ya? Düşün koca bir sultan seni ağırlayacak. Her yeri şenlik alanına çeviriyor. Niye? Sen onun kudretini anladıkça gittiğin, çaldığın o kapıdan girdikçe o kadar lezzet alırsın. Şimdi mesela bir imza işi için bir makam sahibinin yanına gidiyoruz. Kaç dakika daha fazla kalsak ne oluyor? Kendimizi onurlu biliyoruz ya. Geçen bir yerdeydim. Orada da bir böyle bilindik birisi vardı. Baktım yanımdakiler diyor ki dur hemen resmi onunla çektir, resmi onunla çektir. Allah Allah dedim ya. Bir kul bir insan için, bir resim çektirmek için bu kadar sancı çeken bu insanlar Rabbinin huzurunda secde için niye aynı sancıyı çekmiyor ya? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Kimin huzurunda olduğumuzun farkında değiliz. Allah sevdiği kuluna Yusuf peygambere bunu hissettirmek için kuyunun dibine atıyor. Orada melekler ne diyormuş biliyor musun? Ya Rab, lütfen Yusuf'u biraz daha kuyuda tut. Biz onun dualarından aldığımız manevi lezzeti hiçbir şeyden almadık diyormuş. Melekler böyle tepki veriyor bu olaya. Yusuf peygamber, Allah'ın sevgili bir kulu. Peygamber ya. Yunus bin Metta düşün. Nerede? Bir balığın karnında. Ya seven sevdiğine böyle eder mi? Eder tabii. Niye? O sonsuz acını anlattıkça sonsuz kuvvet onun yardımına yetişecek. Senin bebeğin baba bakayım hadi bana şunu getir, ana hadi bunu getir dese vurursun tokadı. Ama inga dediğinde bütün evi onun emrine sunuyorsun. Doğru mu? Doğru. İşte Allah en sevdiği kulları o sonsuz kudreti yaşasın diye onları en aciz bir hale bırakıyor. Efendimiz'i düşünün. Taif hadisesi. Bir öncesinde ne oluyor? Hüzün yılı. En sevdiği amcasını kaybediyor. En sevdiği hacesini kaybediyor ya. Devamında Taif'e gidiyor. Bir de onu ne yapıyor? Taşlatıyorlar. Dönüyor. Bırakmıyor mücadeleyi. Mina çadırlarında geziyor. Anlatacak birisi var mı acaba diyor. Esad bin Zürare ile denge ediyor. Ama Taif'ten sonraki en büyük armağan başka. Nedir biliyor musunuz? Adetullah'tır. Taif'ten sonra Miraç gelir. Adetullah başka. Allah Azze ve Celle o acizliğin sırrını en sevdiklerine yaşatıyor. Neden? En büyük buluşma yaşansın, sağlansın diye. Şimdi bizlerin başına musibet geliyor. Hemen vaveyla ediyoruz. Olay başka, olay başka. Sen kendi halinde kalsan acizliğini anlayamayacaktın. Allah acizliğini anla diye sana yardım ediyor. Çünkü acizlik istenilince olunacak bir şey değil. İçten gelmek zorunda. Allah sevdiği kuluyla, Allah ilgilendiği kuluyla, musibet yoluyla ilgileniyor. Bunun en büyük örneği peygamberler ya. En büyük örneği ama anlayamıyoruz. Bakın bugün bir arkadaşım bir hatırasını anlattı. Bizzat dedesiymiş. Dedesinden dinlemiş. Dedesi köyün en varlıklarından bir tanesi. Hani o zamanda olur ya traktör sayısı sınırsız. Tarla sayısı sınırsız. İşçi sayısı, maraba sayısı sınırsız. En varlıklarındanmış köyü. Dedesi anlatmış arkadaşa. Geçmiş zamanı anlatıyor. Demiş ki yeğenim zamanında köyde böyleydim. İnsanlar kızlarını benimle evlendirebilmek için kaç kez kapıma geldiler. Bir işim oluyordu, birini arıyordum, çözüyordum. Birinin bir şeye ihtiyacı oluyordu, birini arıyordum, çözüyordum. O kadar çok sürüm vardı ki kapıma gelen küçücük çocuğa bile kurban kestiriyordum. Yemezse de dağıtıyordum işçilere diyormuş. Tam şu cümleyi kullanmış. Demiş ki torunum, her ihtiyacım öyle oluyordu ki artık son olarak şu cümleyi söyledim. Madem benim her istediğim oluyor, ben Allah'ım, haşa. Bakın bu cümleyi kullanmış. Yine arkadaş anlatıyor dedesini. Bu cümleyi kullandıktan çok kısa bir süre sonra 4 kişiyi öldürmüş dedesi. Başına açılmadı kişi kalmamış. Köy köy sürmüşler. Malına çökmüşler. Malına çöken akrabaları. Adamı pejmurda etmişler. Virane etmişler.
en son köy kahvelerinde tütün satıyormuş dedesi. Ama bu halin sonucunda tövbe edip, Allah'tan istiğfar edip namazını, niyazını Rabbini bulmuş. Bakın ne halden ne hale neyle dönüyor? Musibetle. Şimdi musibet bu insana sizce hediye midir? Yoksa değil midir? Bakın ilk ettiği cümleye bakın. Firavunların, Karunların, Nemrutların ettiği cümleyi söylüyor. Diğer son ettiği cümleye bakın. Kulun edeceği bir cümleyi ediyor. Bakın o halden bu hale. Allah tövbesini istiğfarını da kabul eylesin. Acizlik normalde bizim başımızın belası, doğru mu? Normalde öyle değil mi? Zahirde baktığımızda. Sırtından ameliyat oldun, kolundan ameliyat oldun. Değil mi Muhammed? Senin çocukta bir şey oldu, atada ötede bir şey oldu. Üzülüyor insan. Normalde acizlik baktığında başımızın belası. Ama bu ders neyi öğretiyor biliyor musun? Acizliğin nasıl avantaja dönüşeceğini bu ders bize öğretiyor. Tüm bu çaresizlikler demek ki bize Allah tarafından verilmiş. Ne için? Onu bul. Onu bulsan ne olacak biliyor musun? İnga diyen bebek bütün pehlivanları nasıl etrafında hizmetkar ediyor? Sen onu bulsan kainat emrinde amade olacak. Allah Azze ve Celle niye sıkıyor anlıyor musun? Senin kalbini genişletmek için sıkıyor. Anla anla. Hakikati anlamazsak ne olacak biliyor musun? Birbirimizle yalancı tesellilerde bulunacağız. Hakikati anlarsan tesellini de Rabbinde bulacaksın. Birbirimizi avutmayı bırakalım. Hakikat bu. Bunun harici. Hepsi sahte, hepsi yalan. Demek Allah kulunu kendi kapısında görmek için bu acizliği veriyor. Ama az önce konuştuk, bir daha tekrar edeyim. Çok ince mesele, en büyük zaafımız. Allah kulunu kendi kapısında görmez. Başka kapılarda görürse bu sefer de gider. Onu kulluktan düşürür. Secde edemiyorum, namaz kılamıyorum, alarm kuruyorum, kalkamıyorum. Geç onları, geç, geç. Olay ne biliyor musun? Allah seni huzuruna kabul etmiyor. Namazlar. Daha kolay bir iş söyler misiniz? Mesela şu çayı demlemek, inan namaz daha kolay. İnanın bana ya, inanın. Mesela şu masayı taşımak, inanın namaz daha kolay ya. Şu yerleri temizlemek, halıları sermek, camları... Ya namaz çok daha kolay bir şey ya. Bir de ruhun huzuru var içerisinde. Ruhun teneffüsü var içerisinde. Ya namazdan kolay hiçbir amel yok. Demek bir insan bunu yapamıyorsa yapamıyor değil. Allah onu huzuruna kabul etmiyor demek. Demek acizliğini anlayamayan... Ben de haşa şunları yaparım diyen insanları Allah huzurundan tokatlıyor, gönderiyor. Sabah namazına kalkamadım. Hayır canım, seninle ilgisi yok. Allah seni huzuruna kabul etmedi. Çok acı bir şey bak. Çok acı bir olay ya. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Allah acize düşürüyor mu? Düşürüyor. Nereden geldiğini biliyor mu? Bilmiyor. Kimden zannediyor? Kendinden zannediyor. Ve ne oluyor? Firavun meşrep oluyor. Şimdi öyle diyorlar değil mi mesela? Yeryüzünde en zeki varlık insandır. Yeryüzünü kim yönetiyor? İnsan yönetiyor. Öyle diyorlar. Hadi Allah bir yağmur yağdırmasın da biz yönetelim şurayı. Hadi bir güneşi doğurtturmasın da bir yeryüzünü yönetelim mi? Hadi bütün teknolojilerimizi alalım. Bütün saltanatımızı alalım. Demek ki insan Allah'tan bilmediği her şeyi kendinden biliyor. Demek ki ben buna dua edemiyorsam kendimden biliyorum. Bu zaten benim. Ben buna niye dua edeyim? Hayır, hayır. Öyle değil. Burası nefsin en büyük oyunu. Nefsin en büyük oyunu ne biliyor musun? Eşya ile esma arasındaki bağı kesip bu benimdir demek. Şimdi beyler, güzelliklerden dolayı övülmeye insan değil Allah Azze ve Celle layıktır. Nereden belli? Şimdi ben bir tane robot yaptım, koydum buraya. Robot da muazzam oldu. Gerçekten her hareketi yapıyor. Robotu mu översiniz, beni mi översiniz? Sanatkar övülür. Sanat övülür mü ya? İnsan eliyle gelen bir güzellikten dolayı insanı mı öveceğiz? İnsanı yaratan gerçek sanatkarı mı öveceğiz? İnsandan südur eden güzelliklerden dolayı övülmeye layık insan değil Allah. Mesela Muhammed'den bana bir güzellik geldi. Benim şunu demem lazım ya. Bu Muhammed'in zatından bu güzellik dediğim an kaybediyorum. Şunu demem lazım. Ağacın dalları eliyle bana portakal veren Allah Muhammed'in eliyle bu güzelliği verdi. Allah'a hamdolsun. Muhammed de güzel bir arkadaşım. Böyle demem lazım benim yani. Ama Muhammed'in o güzelliği kimden? Allah'tan. Bunu bilmediğin anda kalp şirk bataklığına boğuluyor işte. Şimdi bakın, acizlikle ilgili Üstad Hazretleri kainatı okumuş. Ya 27 yıl zindan zindan, sürgün sürgün nasıl okumuş bu kainatı, ben de anlam veremiyorum. Biz her gün köyde yayladayız, böyle okuyamıyoruz. Ne gafiliz ya, ne gafiliz. Kainatı okumuş ve kainatta acizliğin sırrını ispat etmiş. Bakalım mı ispata? Acizlikteki kuvvetin ispatı var bu derste ya. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet... Bak, civcivin neyi diyor? Zaafında ne var diyor? Umut. Kuvvet. Ya olmaması lazım değil mi? Zaafta kuvvet olmaması lazım. Ama çıkacak birazdan, evet. Tavuğu arslana saldırtır. Bakın, tavuk neyle nam salmıştır? Korkaklık. Mesela birisi korkak birine ne der? Ya tavuk gibisin der ya. Tavuğun elinden aslana saldırmak gelir mi? Gelmez değil mi? Ama civciv için saldırıyor mu? Saldırıyor. Acizliğin duası mümkün olmayan işleri mümkün kılıyor bak. Olayı görüyor musun? Videosu var. Kobra geliyor, kobraya saldırıyor. Biz de besledik tavuk bahçede. Yanına gittiğinde, kış ettiğinde ne oluyor? Yan komşuyu ölçüyor. Ya böyle bir tavuk nasıl aslana saldırır? Formülü çözmüş civciv. Formülü çözen kim? Tavuk mu? Hayır, civciv. Civciv acizliğin duasıyla tavuktan daha güçlü. Çünkü tavuk onun emrinde. Ya şu olaya bakar mısın lütfen ya? Devam edelim mi? Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu
o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. Beyler, yiğitseniz aslanın ağzındaki eti alın. Var mı böyle bir yiğit? Ama yavrusu alıyor. Neyle alıyor biliyor musunuz? Alın teri. Biz öyle diyoruz değil mi? Bir şeyler elimize geliyor. Ya ben bunu alın terimle kazandım diyor. Allah Allah. Yavru da öyle mi diyor acaba? Hayır hayır. Ne biliyor musunuz o sır? O yavruda öyle bir acizlik duası var ki canavar kendi aç kalsa yavrusuna yediriyor. Canavar ha canavar. Bir gidip ihna etmeye çalışsanıza. Ya işte Aslan Bey hani diyete girsem beni yemesem bir deneyelim yani. Mümkünatı yok. Ama bir kişi yapıyor bunu. Kim yapıyor? Yavru yavru. Kime karşı? Canavara karşı ya. Ormanda her şeyi yiyen o canavara karşı yavru acizliğin sırrı duasıyla ne yapıyor? Ağzındaki eti alıp yiyor. Demek ki bu acizliğin sırrını bir çözsek yeryüzünde ne olacağız? Sultan olacağız sultan. Bakın acizliği sırrını çözen civciv anasını aslana saldırtıyor. Acizliğin sırrını çözen yavru aslan o canavarın ağzındaki eti alıyor. Allah Allah. Şimdi evdeki bebek demek ki aynı formülü ne yapmış? Çözmüş. Bir ingasıyla ne yapıyor? Evde kim varsa emrine itaatkar yapıyor. Öyle yapmıyor mu? Hepiniz dikilmiyor musunuz? Bakın çoğu zaman mesela uykum var deyip işe gitmediğimiz olur. Bazı davet olur ya uykum var uyanamadım. Uçak kaçırdığımız olur. Hiç mümkün mü? Bebeğin ingasını duymayan bir anne baba mümkün mü? O anne baba 100 gün uykusuz kalsa gene o bebek için ayağa kalkar ya. Ama burada bebeği muvaffak eden bir sır var. Nedir? Acizliğini anlamak ve hangi kapıyı çalacağını bilmek. Kim o kapı? Anne babası. Bakın şimdi mesela burada bir bebeği getirelim. Süt verin, oyuncak verin, mama verin. Bir saat sonra ağlamaya başlar. Ne ister? Annesini ister annesini. Niye? Annesi ona hem süttür, annesi ona hem mamadır, annesi ona hem koruyucudur. Kim ağlayacağını bilir onun paçasına yapışır. Demek ben acizliğimi anladıktan sonra bir şey lazım Sinan. Kimin paçasına yapışacağımı bilmek. Ya Rab, başıma ne gelirse gelsin. Gerek ağlarım, gerek sızlarım. Ama bu dişi sıkar ancak senin dergahına gelir. Mücrim de olsam, günahkar da olsam ayarın ocağından ateş almayacağım. Yalnız senin ateşinde yanacağım ya Rab. Yanar belki içim ama sende yanacağım. Bahtına düştüm dediğin anda bütün kainatın sırrı kapıları sana açılacak. Ama seni başka kapıda ağlarken görse elin boş kalacak. Bakın Allah bizi başka kapıda gördüğünde o kapıda yüzümüze kapanıyor ya. Vallahi billahi yine merhametinden. O kapı bize açılsa biz sahteleri seveceğiz. Gerçek kapıya gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Ne ilginç olay değil mi? El cezayu min cinsil amel. Ceza amelin cinsinden. Başka kapıya gittiğimde o kapıyla tokatlıyor ya beni. Bu Allah'ın merhametinden. Niye biliyor musun? Sahte kapılarda oyalanma, gerçek kapıyı buldu ya. Devam edelim mi? Buyurun. İşte cayı dikkat, zaaftaki bir kuvvet. Bakın zaafta kuvvet. Nasıl olduğu formülü anladık mı? Bir, acizini anlayacaksın, zaafını anlayacaksın. İki, hangi kapıyı çalacağını bileceksin. Evet. Ve şayan-ı temaşa bir cilve-i rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla... Şu nazdar kelimesine bir daha bir dokunalım, öyle gidelim. Bizden aslında çok nazdarız. Yemeğin biri tuzunu öyle ister, biri böyle ister. Biri ketçabı sever, biri mayonez sever. Biri acıyı az ister, biri çok ister. Biri o dondurmayı yer, biri bu dondurmayı. Nedir bu? Nazdarız biz, nazdarız. Çocuk için nazdar ne demek biliyor musun? Ağladıkça vermişsin, ağladıkça vermişsin. Neyi bulmuş? Formülü bulmuş. Nazdar ne demek? Formülü bulan çocuk nazlardır. Formülü bulmuş mu? Ne istese alır mı? Alır değil mi? Ne istese? Gecenin yarısı ağlar, anneyi babayı karşısında hazır olur diker. Şimdi Allah da bizi böyle istiyor. Ve bunun karşılığında bizi sürekli aslında ikramlarıyla donatıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Biz çoğu zaman ağlamayı bilmiyoruz. Bir de ağlamayı bilsek ümmet de bu halinden kurtulacak. Ümmet bu haldeyse yine biz acizliğimizle o dergahın kapısında ağlayamadığımızda. Neydi problem? Halen, kalen, tavren. Ne diyorduk buna? Izdırari dua ile bir ağlamayı bilsek. Ali, dünyada kaç çeşit patates vardı? Neydi Ali? 5000 çeşit patates. Bir çeşit yetmez miydi? İnanın Allah bir çeşit patates verse ikincisini sormazdık. E niye vermiş 5000 çeşit? Ne demek istiyor biliyor musunuz burada? İnsanın keyfini bile bu kadar ince düşünen bir Rabbi var. Ne demek bu? Nazdar demek nazdar. Keyfimi düşünüyor ya. Bir çeşit papatya yetmez miydi? Bir çeşit karpuz yetmez miydi? Bırak onları ya. Bir kuru ekmek, bir su benim ömrümü geçirmeye yetmez miydi? Kaç tonluk fil günde 200-300 kilo ot yiyerek hayatını devam ettiriyor. Ot, ot. Koca tonluk fil ot yiyor. Ben 5000 çeşit patates yiyorum. Başka bir şey var burada. Demek birisinin yapmaya çalıştığı sadece beni doyurmak değil, kendini tanıtmak. Bak sen nazdarsın. Senin en ince zevkine bile dünyada bunları veren Allah demek ahirette sana neler vermez ki? Neler vermez? Hiçbir şeyi eksik vermez. Ona emin olun.
kalbindeki en ufak, farklı, garip lezzetin isteği olduğuna delildir. Olmasa niye istiyorsun? Var ki istiyorsun. Olmayan şey istenir mi? Biz niye sonsuz istiyoruz biliyor musun? Tatmışız, tatmışız, görmüşüz. Ruhumuz nereden geliyor? Sonsuzluk aleminden. Demek ruh görmüş, gördüğünü istiyor, ebed, ebed diye çığlık atıyor. Buyurun. Nasıl ki nazlar bir çocuk ağlamasıyla, ya istemesiyle, ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki, o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Ama ne olursa acizliğini anlayıp kimin kapısını çalacağını bilirse. Mesela bir çocuk anne babanın kapısını çalmayı bilmese ne olur? Çatlar ölür ya. Peki çalmayı bilse ne olur? Acizliğini kullanırsa? Bakın civciv tavuktan çok saltanat sürüyor. Yavru aslan canavardan çok saltanat sürüyor. Bir bebek evde anne babadan çok saltanat sürüyor mu? Sürüyor. Biz bir gün derse gittik bir yere de. Zaten Mersin'in sıcağı, ev yanıyor bir de. Ya dedik biraz cam açın, klima açın, bir şey yapın. Böyle yaptı. Olmaz. Ne demek o? Evin sultanı orada yatıyor. Bütün ev neye göre dizayn ediliyor? Kocaman adamlar piştik. Böyle buram buram terliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? 3 aylık çocuk. Evde hepimizden daha çok iktidar sahibi. Neyle? Acizliğiyle ya. Acizliğiyle. Şu formülü bir anlasak. Ne istesek? Ne istesek bak. Allah Allah. Formüle bak ya. Devam edelim mi? Demek zaf-ı aciz onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Küçücük parmağıyla bak. Mahallede gece vakti kedi ağlıyor, 10 kişi aşağı iniyor. Normalde bağırsan indiremezsin. Neyle sağlıyor bu iktidarı? Acizliğiyle ya. Devam. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. Geldi çocuk eve. Bu ev benim sayemde devam ediyor ha. Anne süt, baba ekmek falan. Ne yapar baba ona? Yapıştırır tokadı bir tane. Niye? Çocuğa yakışan acizliktir. Allah da biz acizliğimizi anlayamayınca bize neyle? Musibetle tokadı vuruyor. Niye? Bizim iyiliğimiz için ya. Anla anla. Bir yaşında bir çocuk gibi iktidarım var. Bu kadar. Bunu anlaman lazım diyor. Biz o kadar aciziz ki bütün türlerin yavrularıyla birlikte bizi doğaya bıraksan ilk hangimiz ölürüz? İnsan ölür. Ceylanın yavrusunu bırakıyorsun düştüğü gibi zıplamaya başlıyor. Biz ekmek almaya 3-4 yaşında gidiyoruz. Ne 3-4 ya? 5-6 belki. Allah Allah. O kadar aciziz ki yavru olarak bile şu kainatta en az iktidar yine bizdir. Yasin suresinde insan pis bir damla sudan yaratıldı diyor. Bir damla su ya, bir damla su. Şimdi bir gün biriyle yine muhabbet ediyordum da insana bu namazı yakıştıramıyorum dedi. Öyle insana birilerinin karşısında eğilmek, etmek falan. Koskocaman insana bunlar yakışmıyor dedi. Şimdi bu insana değil de insanın içindeki şeytanı keşfetmiş birisi. Çünkü insanın içindeki şeytan o insanı secde ettirmez. İnsanın zatında onur, gurur diye bir şey var mı? Yaratılışta var mı? Yok. Ne var yaratılışta? Pis bir damla sudan yaratılmış bir insan. Ve midemizde bile ne taşıdığımız belli. Hani takım elbiseler giyiyoruz ya böyle, altta ne örtüyoruz? İçeride ne taşıyoruz değil mi? Bir pislik taşıyoruz yani, affedersin. Normalde insan eti kemiğiyle kıymeti yok. Neyle kıymeti var? Vazife itibariyle insanda bir kıymet var. Şimdi insan madem kulluğun içerisinde bir sultan, ona yakışan nedir? Secde etmektir, secde etmek. Ama mikroba yenilecek kadar güçsüz olan bir insan, kainattaki bu kudreti, iktidarı Allah'tan değil kendinden bildiğinde o başta o secdeye eğilmiyor. Ya sonra ne oluyor? Biz Allah'tan hak dava ediyoruz. Bizim ne hakkımız var? Ya yoktuk biz, yoktuk. Yok olanın hakkı olur mu? Olmaz değil mi? Bizim hakkımız, iktidarımız mevcut değil. Şimdi bir gün bir arkadaş bir şey anlatıyor da olayın içerisinde birisi Müslümanlara laf ediyor. Şimdi ben Müslümanım. Bunun haricinde çok ağrıma gitti. Niye biliyor musunuz? Ben bu dilin hizmetçisiyim, bu dinin. Ve şunu düşündüm. Ben hizmetçisiyim. Bu kadar ağrıma gidiyorsa acaba bu dinin sahibinin ne kadar ağrına gider? Birini görüyorsun, kulluktan biraz uzak kaçıyor. Senin kullukta hiçbir hakkın yok. Ama ağrına gidiyor, üzülüyorsun ya. Ya senin hakkın yokken bu kadar üzülüyorsan, demek hak sahibi ne kadar üzülür bu işe, onu bir düşün. Diyor ki ayette, tekadu temayyezu minel gayz. Ne diyor? Cehennem öfkesinden, gayzından çatlayacak hale geldi diyor. Şimdi sen neden hiçbir hakkın olmadan sinirleniyorsan, cehennemde o yüzden sinirleniyor demek. Bu kainatın seyircileri var. Sen kulluk etmediğinde çatlayacak derecelerde onlar da sinirleniyor. Şimdi sen sokakta bulduğun birine güzellik yapsan, yedirsen, içirsen, büyütsen, okutsan, bir gün gelip inkar etse, haydi ya dese, bana ne ayrın dokundu dese, ağrına gider mi? Gider. Bizim niye ağrımıza gidiyorsa, bizim üstümüzdeki o kadar hakkı olan Allah'ın da demek ki o yüzden ne oluyor? Gadabına dokunuyor. Değil mi? Öfkesi o yüzden geliyor. Ne hakkı var diyoruz. Şöyle düşünelim mi? Şimdi Allah'ın bizim üstümüzdeki hakkını saysak bitiremeyiz. Şöyle diyelim direkt. Bizim üstümüzdeki haklarını alsa bizden ne kalır? Ne kalır? Hiçbir şey. Göz kalır mı? Kalmaz. Saç kalır mı? Kalmaz. Baş kalır mı? Hiçbiri kalmaz. İşte Allah'ın sayılamayacak sonsuzlukta hakkımız varken
Biz bunları kendimizden biliyoruz. Ne diyoruz? Bu baş secdeye gider mi diyoruz ya? İnsana yakışır mı diyoruz? Biz eğer itaat edersek bu kainatın en şerefli misafiriyiz. Ama bu kainatın sahibinin itaat etmeyenler için bir de zindanları var. Allah bizi muhafaza etsin. Buyurun. İşte insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfran-ı nimet suretinde Karun gibi innemâ ütîtühü alâ ilm, yani ben kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım dese elbette sille-i azaba kendini müstehak eder. 200'de ve sadece hazinelerinin anahtarını taşıyormuş. Hala hazinelerini adıyorlar Karun'un. Hepimize Karun'dan miras kalan bir şey var. Ne biliyor musunuz? Ben kazandım ya, ben yaptım. Şimdi biz oturuyoruz bazen, oluyor yani. 35-40 yaşını bulmuş, parayı da bulmuş. Şimdi öyle oluyor değil mi? Mesela 30 yaşına kadar ne oluyor? Şurada çalıştım, burada çalıştım, yoksulluk çektim. Çok var bu hatıra. 35-40'da buluyor mu parayı? Buluyor. Sonra ne diyor? Ben kendim çalıştım ya, ben kendi zekamla kazandım. Madem kendi zekanla kazandın, niye 5 yıl önce kazanmadın? Yani bir şey bendense istediğim zaman olması lazım, doğru mu? Şimdi bir de onun duygusal hikayeleri var. En büyük demagog kim? Şeytan. Şeytandan gelen. Ailem bana bunu yaptı, akrabalarım arkamda durmadı. Ben tektim ya, tek kazandım diyor. Madem tek başına kazanabiliyordun, niye önceden kazanmadın? Bu bize kimden hatıra biliyor musunuz? Karun'dan. Ben kazandım diyoruz değil mi? Ben kazanmadım. Bana Allah bir sebebe binaen ikram etti, ikram. Demek o cihette kullanmak istiyor beni. Okyanusta taşın altına bir bakıyorlar, içinden ot çıkıyor. Bir bakıyorlar karşılığında ne var? Böcek var. Bu ne demek biliyor musunuz? Rızkın garanti demek, garanti. Sen kazandığın bir şey yok. Rızkın garanti altında. Ama bizim kullandığımız ifadeler maalesef şirk kokuyor. Kendim yaptım, kendim ettim. Evde 9 boğaz besliyorum. Senin boğazı kim besliyor peki? Oraya bakmıyoruz değil mi? Ne diyoruz? Ben dişimle tırnağımla kazandım. Dişin tırnağın neyle kazandın? Yok karşılığı değil mi? Bize bunlar Karun'dan kalan kötü miraslar, kötü. Ben yaptım, benim zekamla. Şu çalışmalarım olmasaydı bunun karşılığı olmazdı. İnanın var ya böyle, bazen okuma yazma bilmeyen insanları servetler içerisinde, deha küpü insanları da yoksulluk içerisinde gördüm dedim, vallahi veren de Allah vermeyendi. En büyük ispatı orada değil mi? İneğin burnu yerde sabaha kadar ot yiyor, sana ne veriyor? Süt veriyor. Arı çalışıyor ne veriyor? Bal veriyor. Arı da bizdeki akıl olsa 5 kovanını kaç yüz liraya satardı, bir hesaplayın bakalım. Güneş bize her gün ne yapıyor? Avizelik ediyor. Mangala gidiyoruz, neyi boğazlıyoruz? Alıyoruz kuzuyu boğazlıyoruz. Kuzu bizi boğazlıyor mu? Boğazlayamaz ki, bizim etimiz yenmez, dişimizden bir şey yapılmaz, derimizden kayış yapılmaz. Yani bir gün kuzumuzu dile gelse, ya sen ne işe yarıyorsun dese verecek cevabımız yok. Peki bizim bu saltanatımız nereden geliyor? Bütün kainattaki hepsi, kuzular, inekler, danalar, bonfileler, hepsi kimin hizmetinde? İnsanın. Bu saltanat nereden geliyor? Acizlikten geliyor. Sana düşen bir yol var. Ya Allah'tan bileceksin ya da Allah'tan bilmeyince Karun gibi kendinden bileceksin. Bu servetler, bu güçler, bu iktidarlar hepsi benden dolayı diyor. Şimdi ben bazen görüyorum. Yokluk yaşayan bir arkadaş Allah'ın yoluna meylediyor ve kolayca buluyor. Tamam diyor ya, ben Rabbimin kuluyum diyor, zaten yok. Şimdi insan da yok olunca kendi çapında mücahit oluyor insan. Bazen varlık sahibi insanlar görüyorum, Allah'ın yoluna gelmek istiyor, giremiyor. Niye giremiyorsun? Varlıktan dolayı. Ya varlığı mı terk etmek daha kolay? Yoklukta boğulmak mı daha kolay? Var zaten var yani, şöyle yaptığında yok yani. Öyle mi? Yani yok olan gelirken var olan niye gelemiyor? Kendinden bildiği için. Allah'tan bilsek kulluğumuza mani hiçbir var olamaz. Çünkü yoktan var eden var. Sırrı anlayamamışız. Evet. Devam. Demek şu meşhut saltanat-ı insaniyet ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemalat-ı medeniyet celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki ona onun zaafı için teshir edilmiş. Hiçbirini savaşarak almadık, zaafımızdan verildi. Evet. Onun aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakri için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Allah Allah. Hepsi acizliğin sırrı. Evet. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil. Yani Karun gibi değil. Evet. Belki şefkat ve refet-i Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı ona teshir etmiştir. Evet. Bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana. Şu cümleye bakar mısınız? Gözsüz, akrep, ayaksız yılana mağlup oluyor insan. Bu insana, evet. Bir küçük kurttan ipeyi giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil. Görüyor musunuz? Elsiz böcekten ipek giydiren, zehirli böcekten bal yediren iktidarı değil, evet. Belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbani ve ikram-ı Rahmani. Ey insan, madem hakikat böyledir. Gururu ve enaniyeti bırak. Bıraksak anlayacağız. Bıraksak. Uluhiyetin dergahında
aczü zaafını, istimdat lisanıyla fakrü hacatını, tazarru ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster. Neyi bırakırsak? Gururu, enaniyet. Bir gün yine biriyle muhabbet ediyoruz böyle. Bir arkadaş rica etti de gittim evlerine. Arapça bilen bir aileydi yaşadıkları bölgeden dolayı. Anlatma dedi, ben bunları biliyorum dedi ya. Şimdi bir insan da bazen öyle olabiliyor hani. Bölgenin dilini bilince Kur'an'ı biliyor gibi düşünmüş. Dedim vallahi benim çok ihtiyacım var. Ben tam bilmiyorum, sen bana anlat dedim, ona çevirdim. Estağfurullah dedi ya biz. Namaz var mı? Yok. Şimdi hayat kötü zaten, o yüzden gittik. Affedersiniz, namaz yok, içkisi, zinası, eşini aldatması, hepsi gırla yani. Zaten bir merhem olur muyuz diye gittik. Estağfurullah dedi ya ben. Ama dedi bende bir iman var dedi, 10 numara dedi. Ben dedi var ya, Allah için bir konu olsun ölürüm dedi ya. Şimdi Allah seni öldürmek istese zaten öldürür. Onun için çok kolay. Ölümü yaratan kim? Allah. Demek Allah senin yaşamanı istiyor, yaşamanı. Ama bu bizim ucuz kahramanlığımız. Allah için öleceksin ama yaşayamayacaksın. Yalan! Yalan! Şimdi mesela ben her gün sana desem Necdet, sana ölürüm, kurban olurum, can de can, mal de mal. Bir gün de yolda kalıyorsun. Diyorsun ki ya bir 10 lira var mıydı yolda kal. O ama onu veremem. Ne dersin? Sahtekar. Allah için ölürüm diyen, Allah için yaşamıyorsa nedir? Sahtekar. Niye biliyor musunuz? İnsanın içinde ne varsa dışına o sızar. Şimdi Allah bize cennet alacak bir sermaye vermiş, cihazat vermiş. Biz bu sermayeyle dünyayı bile yarım yamalak bir şekilde alamıyoruz. Bir de uyanım diye geçiniyoruz. Çok affedersiniz. Sonsuzu alacak şu cihazatla yarım yamalak bir dünyayı bile alamıyoruz. Bir de kusura bakmayın keriz gibi seviniyoruz ya. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Ya. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Şurayı anlamak çok önemli ya. Ya Rabbi beni niye aciz yarattın? Sonsuzu buldun ya. Ya bir bulduğunu düşünsene. Ne lazım sana? Hepsi orada ya. Sana ne lazım olduğunu düşünmeni yaratan bile orası. Ne gibi olmak lazım biliyor musun? O evdeki bebekler var ya, bebekler. Onları tokatlayacağımıza ders alalım ders. Yanaklarıyla böyle makas alacağımıza ders alalım ders. Onlar bizim neyimiz? Hocamız, hocamız. Ya. Mürşidimiz ya, evdeki çocuk. Allah Allah. Bir ingayla. O an ne yapıyorsan o da yapabilir. Hamur mu açılıyor? O da elini sokabilir. Pasta mı yapılıyor? Çikolatayı avuçlayabilir. En sevdiğin tostun üstüne böyle ayağını koyabilir. Sen de yiyeceksin onu. Halıyı boyayabilir mi? Boyayabilir ya çocuk. Özel gücü var. Inga. Nasıl? Kahverengi. Kahverengi. Bizim en son turuncu oldu da. Ya. Bak çok ince bir şey dedi. Hastaların duası niye kabul olur? Niye biliyor musunuz? Hastalıkta acizlik var. Eskiler ne demiş biliyor musunuz? Ben hasta olduğumun gitmesini istersem dualarımın kabulünün de gitmesi demek olur demişler. Bu yüzden hastalıklarından hiç şikayet etmemişler. Bir insanın hasta olması demek, dualarının kabul olması demek. Eskiler Hazreti Eyüp kaç yıl yaşıyordu? 70. 70 yıl saltanatlı, 16 yıl hastalık, 70 yıl sonra Allah yine saltanat iktidar veriyor. O 16 yıl boyunca kalbine ve zikrine, yani Allah'ı anma ve hatırlamasına zarar gelince demiş, Rabbi inni meseniyet durru ente erhamur rahimin. Orada demiş. Zararı kalbime dokundu diye. Başka yerde dememiş, bu hastalığı benden al dememiş. Niye? Hastalığı al demek, dualarımın kabulünü de al demek. Bir gün boyunca bunu söylemeyi unutmayayım diye düşündüm. Unuttum, Allah senin ağzında bana hatırlattırdı ders sonunda. Acizlik işte, unutuyoruz. Allah'ım unutturma diye dua ettim. Sen unutursun ama başkasıyla hatırlatayım dedi bak. Acizliğin duası, kabul olmuş demek. Yani demek bu sırrı çözsek unuttuğumuzu da hatırlatacak Allah. Allah Allah. Şu acizliğin sırrından Allah İstanbul'da da bir medrese verir mi ya? İnşallah. Acaba bizim ızdırar duamız mı, ihtiyacı olanların ızdırar duası mı, yoksa birleşim mi? Nasıl olacak? Olması lazım ya. Bu hakikatlerin bilinmesi lazım. Köşelerde, çay içerken, yemek yerken bunların konuşulması lazım. Birbirine demesi lazım. Neydi o acizliğin sıralaması? Ha, acizliğini bilmek, sonra hangi kapıyı çalacağını bilmek. Yoksa ne oluyorduk biz? Karun oluyorduk. Değil mi? Demeleri lazım. Biz de o ızdırar lisanıyla demek yapmıyoruz dua. Yapsak verecek Allah. Demek eksiğimiz var. Allah o hali nasip etsin. İnşallah, inşallah. O medreseleri de nasip etsin. Çok ihtiyaç var, çok. Öyle böyle değil. Her gün insanlar bu hakikatleri duymadan yüz biner gidiyorlar. Nasıl yetişeceğiz, nasıl anlatacağız? Nasıl olacak yani? Her gün gidiyorlar ya. Cenazeden geldin değil mi? Kayınbabayı, Allah rahmet eylesin, kaybettin. Başkası başka yerden, başkası başka yerden. Her gün, her gün. Ya bilmiyorlarsa ne olacak? Bizim en çok bildiğimizi zannettiğimiz şey iman hakikatleri ve inanın en az bildiğimiz şey iman hakikatleri. İspatı ne biliyor musunuz ispatı? Açalım şöyle videoları, şimdiye kadar yaptığımız videolara bakalım sıfırdan. Diyeceğiz ki ya iman bu muymuş diyeceğiz. Allah Allah.
Ya öyle işte. Evet. Abiler görüşürüz.